Zaman neden tersine doğru akmaz? Bu videoda zaman okunun kökenine dair yeni bir yaklaşım inceliyoruz. Evrenin 4 boyutlu yapısındaki kozmik asimetri, yerel süreçlerdeki geri döndürülemezliği nasıl belirliyor? Klasik entropi açıklamasına alternatif olan bu fikir, termodinamiğin ikinci yasasını bile kozmik zaman okunun bir sonucu olarak yorumluyor. Şimdi kahvenizi alın ve şaşırtıcı düşünce deneyleri ve güncel araştırmalar eşliğinde olan konumuzu birlikte keşfedelim. Bir laboratuvarda bir alıcı sinyali henüz kaynak göndermeden yakalasa ne olurdu? Bu neden önemli? Çünkü neden-sonuç ilişkisi tersine dönerse fizik kanunları sarsılır. Kısacası zaman okunu kırmış olursunuz. Zaman oku, yani zaman okunun yönü geçmişten geleceğe tek bir yönlü akış olduğunu anlatan bir mecazdır. Gündelik hayatta bunu yumurtanın kırılıp omlet olması ama omletin asla kendiliğinden tekrar yumurta olmaması gerçeğiyle biliriz. Peki bu neden böyledir? Zaman tersinmezlik fizik denklemlerinin T'den eksi T'ye değişiminde de geçerli olmasıdır. Yani denklemler zamanı tersine çevirsek de aynı biçimde işler. Örneğin Newton mekaniğinde bir gezegenin yörüngesini filme alsak ve filmi tersten oynatsak yine geçerli bir yörünge görürüz. Geri dönülmezlik ise belirli bir süreç için tek yönde ilerleme demektir. Kahvenize krema koyup karıştırdığınızda krema bir daha kendi kendine ayrılıp yüzeye çıkmaz. Bu süreç geri döndürülemez. Fakat denklemler bunu yasaklamaz. Sadece inanılmaz derecede olasılık dışı kılar. Gördüğünüz gibi zaman tersinmezlik denklemlerin simetrisi ile geri dönülmezlik. Çözümlerin tek yönlülüğü farklı şeyler. İşte tam bu noktada zaman oku kavramı devreye giriyor. Hangi yönde fiziksel olarak yaşanan çözümü seçeceğiz? 19. yüzyılın sonunda Ludwig Boltzmann, atomların istatistiksel davranışıyla entropinin, yani düzensizliğin arttığını göstererek zaman okunu açıklamaya çalıştı. Entropi kapalı bir sistemde düzensizliğin veya bilgimizin belirsizliğinin ölçüsüdür. Boltzmann'ın fikri evrenin geçmişi daha düzenliydi, bu yüzden süreçler tek yönlü ilerliyor şeklinde özetlenebilir. Zamanın oku terimini ilk kullanan Arthur Eddington'dır. Eddington, evrenin geçmişten geleceğe giden bir zaman oku olduğunu vurgulayarak termodinamiğin ikinci yasasıyla ilişkilendirdi. Yani entropi artışı zamanın okunun yönünü tanımlıyor gibiydi. 20. yüzyılın sonlarında Hugh Price gibi düşünürler, fiziğin temel denklemlerinin zaman simetrik olduğunu hatırlatarak şöyle sordular. Neden sadece entropi düşüktü diye geçmiş gelecek ayrımı yapıyoruz? Price, zaman okunu açıklamak için belki de kozmolojik bir perspektif gerektiğini, tek başına entropi argümanının yeterli olmadığını öne sürdü. Fizikçiler hala tartışıyor. Bir grup evren büyük patlamada çok düşük entropiyle başladı, ok oradan geliyor diyor. Diğer bir yaklaşım ise zaman okunu evrenin geometrik özelliği olarak görüyor. Şimdi bu ikinci yaklaşıma bakalım. Evrenin uzay zaman asimetrisi nasıl yerel geri dönülmezliği belirliyor? Kozmik zaman asimetrisi nedir? Evrenin uzay zaman yapısının geçmiş ve gelecek yönünde eşdeğer olmaması demektir. Dört boyutlu uzay zamanı, başlangıcı ve sonu aynı olmayan dev bir blok gibi düşünün. Eğer evrenin bir ucunu kesip diğer ucuna ayna tutsak, aynadaki yansıma evrenle örtüşmez. Geçmiş ile gelecek tam simetrik değildir. Bu yaklaşımda zaman oku evrenin bu küresel asimetrisinden kaynaklanır. Yani zamanın yönü lokal değil, küresel bir özelliktir. Eğer evren tam simetrik olsaydı, her zaman dilimi için bir ayna dilim bulunurdu. Böyle bir evrende hangi tarafın geçmiş olduğuna dair fiziksel bir fark olmazdı. Ama bizim evrenimizde böyle bir mükemmel ayna dilimi yok gibi görünüyor. Geçmiş ve gelecek etiketlerini hiç düşünmeden fiziksel zıtlıklar sanıyoruz. Peki gerçekten farklılar mı, yoksa biz mi öyle hissediyoruz? Bir an için zamanın okunu zihninizden silin ve evrene öyle bakın. Bir tarafı ileriye akan bir nehir, öbür tarafı tersine akan bir nehir olabilir miydi? Bunu test etmek için ne gerekir? Buradaki sağlıklı yaklaşım, zamana içkin sezgisel ayrımları kenara bırakıp evrene dışarıdan zamansız bir perspektifle bakmak. Böylece gerçek fiziksel asimetriyi bulmaya çalışıyoruz. Algımızın dayattığını değil. Evrenin zaman okuna sahip olabilmesi için bazı teknik şartlar var. Birincisi zaman yönlenebilirlik. Uzay zamandaki her noktada ışık konilerini tutarlı biçimde gelecek ve geçmiş olarak ayırabilmeliyiz. Başka bir deyişle evrendeki hiçbir bölgede zaman oku belirsiz veya döngüsel olmamalı. Eğer uzay zaman öyle bükülseydi ki geleceğe giden yol yine geçmişe çıksa evrensel bir ok tanımlanamazdı. İkincisi küresel bir zaman fonksiyonu. Tüm uzay zamanı her biri aynı anı temsil eden yapraklara ayırabildiğimizi varsayalım. Bu evrendeki her olayın bir zaman koordinatı şeklinde verilebilmesi, bir nevi evrensel saat olması demek.
Genel görelilikte bu uzay zamanın dilimlenebilir olmasını gerektirir. Eğer evrende karmaşık zaman döngüleri varsa veya evren bu şekilde dilimlenemiyorsa tek bir global şimdi dizisi tanımlanamaz. Bu iki şart sağlandığında bile zaman okunun ortaya çıkması için asıl kritik nokta evrenin geçmiş ve geleceğinin fiziksel olarak farklı olmasıdır. Yani global ölçekte bir zaman asimetrisi olmalı. Evrenin bir zaman yönünde genelde daha yoğun, sıcak, düşük entropili bir başlangıcı ve diğer yönde farklı bir durumu varsa işte bu asimetri okun kaynağıdır. Peki bu küresel asimetri yerel fiziğe nasıl yansır? Burada ana fikir enerji akışı üzerinden tanımlanır. Uzay zamanda enerji ve momentum dağılımı veren enerji momentum tensörü diye bir araç var. Bu tensörün bir bileşeni enerji yoğunluğunu, diğer bileşenleri ise uzay yönündeki enerji akısını gösterir. Baskın enerji koşulu denen bir ilke fiziğin çoğu durumda sağladığı bir şey. Bu koşul hiçbir gözlemcinin ışık hızından hızlı enerji görmemesini ve her noktada enerji akışının tek bir zaman yönüne işaret etmesini söyler. Daha basitçe evrende enerji her yerde aynı yönde akıyor olsun. Eğer evrenin kozmik asimetrisi varsa baskın enerji koşulu da enerji akışının evrensel zaman okuyla hizalandığını garantiliyor demektir. Fakat unutmayalım, tek başına enerji akışının yönü bir ok oluşturmaz. Eğer evren simetrik olsaydı iki zıt yönde tutarlı enerji akışı da mümkün olabilirdi. Ancak zaman asimetrisi varsa tek bir yön özsel hale gelir. Farz edin ki hem ileri hem geri zamanda akabilen tuhaf bir enerji akışı var. Mesela bir radyo vericisi sinyalini geçmişe de gönderebiliyor olsun. Bir dinleyici bugünün haberlerini dün almış olurdu. Bu evrensel zaman okuluna aykırı bir durum. Test etmek için laboratuvarda antenler kurup kendi sinyalimizin dün duyulup duyulmadığına bakabiliriz. Elbette bugüne dek kimse dünden gelen sinyal gözlemlemedi. Böyle bir şey görsek fizik kitaplarını yeniden yazmak gerekirdi. Fizikte çoğu denklem ikiz çözümler üretir. Örneğin elektromanyetizmada Maxwell denklemleri hem gecikmiş dalga kaynak yayınladıktan sonra ilerleyen yani normal hem de ileri dalga kaynak yayınlamadan önce var olan geriye doğru çözümlere izin verir. Peki biz neden hep gecikmiş olanı yani nedeni önce etkisi sonra geleni görüyoruz? İşte az önce anlattığımız enerji akışı sayesinde. Evrensel enerji akışı tek yönde olduğu için ileri dalga çözümleri fiziksel olarak gerçekleşmiyor. Sadece gecikmiş dalgalar enerji akışının yönüyle uyumlu ve gerçek oluyor. İleri çözümler matematiksel olarak mevcut ama evrenin küresel okuyla bağdaşmadığı için doğada seçilmiyor. Benzer şekilde kararsız veya bozulmaya uğrayan sistemlerde de çift yönlü evrim vardır. Örneğin radyoaktif bir atom düşünün. İleriye dönük çözümde atom bozulur ve parçacıklar saçılır. Ters zaman yönündeki ikiz çözümde ise parçacıklar birleşip atomu tekrar oluşturur. Biz ikinciyi asla göremeyiz. Enerji akışı hangi yönde enerjinin aktarılıp alındığını ortaya koyarak yaratılma ve bozulma süreçlerini tek yönde tutarlı kılar. Kuantum mekaniğinde zaman okunu tanımlamak çok zor bir iş. Yine de bir yöntem var. Rigt-Hilbert uzayı denen genişletilmiş bir matematiksel çerçeve buna derman oluyor. Bu sayede fizikçiler kararsız durumları örneğin yarılanma süresi olan parçacıklar gibi daha doğru tanımlıyor. Bu çerçevede ortaya çıkan Gamow vektörleri zaman okuna uygun bir şekilde ikiye ayrılıyor. Biri bozulan durumu yani sistemin zaman içinde dağılmasını temsil ediyor. Diğeri ise büyüyen ikisini yani zaman tersinde sistemin birleşmesini temsil ediyor. Tabii ki fiziksel dünyada biz birinciyi görüyoruz. Parçacıklar zamanla dağılır ve tersi olmaz. Zaman okuyla uyumlu olan çözüm seçiliyor. Diğeri ise matematiksel bir merak olarak kalıyor. Yani ister klasik dalga denklemleri olsun, ister kuantum bozulmalar, evrensel zaman oku hepsinde sahne arkasında bir seçici rol oynuyor gibi. Bazı yaklaşımlar ok sorununu yorumsal postülatlarla çözmeye çalışır. Mesela David Bohm'un bahsettiği hazırlama kayıt okunu ele alalım. Bu görüşte ölçüm kaydı hazırlama olayından önce gelemez diye bir kural konur. Yani deney yaparken dedektörde kayıt almak için önce deneyi hazırlamanız gerekir. Gayet mantıklı. Ancak bu bir postülat. Yani kural olarak baştan konuyor. Zaman okunun yönünü fizik prensiplerinden değil de biz öyle yorumluyoruz diyerek belirlemek oluyor. Kısaca ok problemi çözülmüyor. Varsayılmış oluyor. Burada hedef bunun ötesine geçmek. Zaman okunu yerel teorilere sonradan eklemeyelim. Evrenin yapısından türesin. Buraya kadar şunu gördük. Denklemler genelde zaman simetrik ve her zaman ikiz çözümler sunuyor. Bu ikizlerden biri geçmişten geleceğe, diğeri gelecekten geçmişe akan senaryolar. Yerel fizik hangisinin gerçek olduğunu kendi başına söyleyemiyor. Çünkü denklemler hangisi fiziksel sorusunu sorduğunuzda ikisinde de bir sorun yok, sen bilirsin diyor. Dolayısıyla klasik termodinamikte de ikinci yasanın bir ikizi var.
Normalde entropi asla azalmaz diye bildiğimiz yasa, zaman simetrik teoride de bir entropi asla artmaz ikizine sahip olur. Elbette gerçek dünyada entropinin azalmadığını görüyoruz. Fakat bu ancak zaman simetrisinin kırılmasıyla, yani evrensel enerji akışının geleceğe yönelmesiyle mümkün. Yani ikinci yasa aslında ayrıcalıklı veya temel değil. O da evrensel zaman okulunun bir sonucu. Peki bu teori her durumda geçerli mi? Buradaki güçlü iddia, zaman asimetrik evrenler zaman simetrik olanlara kıyasla geneldir. Yani evrende bir zaman okulunun olması kural, olmaması istisnai bir durum olabilir. Matematiksel olarak genel görelilik içinde zaman simetrik uzay zamanlar olasılık uzayında bir alt küme gibi görünüyor. Bu ne demek? Simetri aslında çok özel bir hal, asimetri ise çok daha genel. Evrenin değişkenlerini rastgele seçerseniz büyük olasılıkla bir zaman okuna sahip bir evren elde edersiniz. Bunun tersi, yani hiç ok olmaması, inanılmaz hassas ayar gerektirir. Bu yaklaşım geleneksel düşük entropili başlangıç gerekiyor da eleştirisine bir yanıt gibi. Yani evrenin başına özel bir kurşun koymamıza gerek yok. Hemen hemen her evrenin bir oku olur diyorlar. Tabi burada da ince bir mesele var. Bu iddiayı deneysel olarak test etmek neredeyse imkansız. Sadece bir tek evreni deneyimliyoruz. Başka evrenlerle karşılaşmadık. Bunu test etmek için ne gerekir? Belki de çoklu evrenlere bakmak veya kozmik başlangıç koşullarını istatistiksel olarak anlamak gerekirdi. Bu kozmik ok yaklaşımı ikna edici gelse de karşı görüşü de anlamalıyız. Çoğu fizikçi der ki zamanın oku büyük patlamanın çok düzenli, düşük entropili olmasından kaynaklanıyor. Evrenin başlangıcı son derece düşük entropili bir haldi. Mesela tüm madde ve enerji inanılmaz yoğun ve düzgün dağılmıştı. İkinci yasa o andan itibaren devreye girdi ve entropi hep arttı. Biz de geçmişi düzenli, geleceği düzensiz görüyoruz. Bu açıklama zaman okulunun kökenini başlangıç koşuluna bağlar. Kozmik asimetri yaklaşımına eleştirel bakanlar, siz de aslında başlangıçta bir şey varsayıyorsunuz. Evrenin asimetrik olmasını diyebilir. Yani global zaman asimetrisi de belki eninde sonunda evrenin başlangıcına bir varsayım koymak demek. Fark entropi yerine geometrik bir varsayım oluyor. Ayrıca evrenin gerçekten asimetrik olduğunu gözlemsel olarak nasıl doğrularız? Biz sadece içinde bulunduğumuz bölgeyi ölçebiliyoruz. Belki evrenin diğer tarafında benzer bir ters ok vardır. Kim bilebilir? Mesela kozmik mikrodalga arka planışmasında zaman simetrisine dair bir iz aramak gibi çılgın fikirler vardır. Eğer evren zaman simetrik ise veya küresel bir zaman tanımlanamıyorsa, burada öne sürülen model tabii ki çalışmaz. Yani küresel ok yoktur. Yerel süreçleri evrensel bir şeye bağlayamaz. Örneğin evrenin bir ucunda zaman ileri, öbür ucunda geri akıyorsa, tam simetri varsa veya uzay zaman öyle garip küçülmüştür ki tüm anlar tanımsızdır. O zaman evrensel enerji akışı fikri kullanılmaz. Fakat böyle bir evren modeli kurmak parametreleri tam denk getirmeyi gerektirir. Bu videoda öğrendiklerimiz zamanın oku meselesi sadece entropi artıyor, o yüzden diye geçiştirilemeyecek kadar derindir. Geri döndürülemezlik, yani ortanın kırılması ama asla toparlanamaması tek başına zaman okunu açıklamıyor. Teorik olarak ters süreç hep mevcut. Bir seçim kriterine ihtiyaç var. Bu içerikteki yaklaşım o kriterin evrenin global yapısı olduğunu savunur. Zaman oku evrenin kumaşına işlenmiş tek bir yönlü iplik gibi. Bunu test etmek kolay değil. Ancak bazı öngörüler mevcut. Evrenin her yerinde erişebildiğimiz kadarıyla enerji akışı aynı ve geleceğe doğru olmalı. Şimdiye dek ters bir gözlem yok. Bu uyum. Eğer bir gün ters zaman sinyalleri, mesela ileri dalgalar tespit edersek bu teori ciddi bir krize gelir. Kozmolojide belki evrenin çok büyük ölçek yapısını inceleyecek zaman asimetrisinin izlerini arayabiliriz. Örneğin evrenin genişleme deseninde geri geri simetri var mı yok. Şu an gözlenen evren genişliyor ve soğuyor. Bu bir asimetri göstergesi olabilir. Felsefi sınırlardan bahsedecek olursak, ne kadar ilerlersek ilerleyelim tek bir zaman oku deneyimlediğimiz için tamamen emin olmak zor. Belki de evrenin okunu açıklamak için hem entropik hem kozmik fikirleri birleştirmek gerekecek. Sonuçta zamanın oku hala evrenin en büyüleyici gizemlerinden. Kozmik bir özellik mi yoksa başlangıçtaki şartların bir sonucu mu? Siz ne dersiniz? Zaman okunun kaynağı ne? Zaman okunu belirleyen şey evrenin kozmik asimetrisi mi yoksa sadece entropi ve başlangıç koşulları? Peki seni ikna edecek şey ne olur? Yorumlarda fikrini ve hangi kanıtın seni ikna edeceğini paylaş. Dinlediğiniz için teşekkürler.